Merhaba çocuklar. Bu videomuzda açıları ölçme ile ilgili konuşacağız. Gördüğünüz gibi eski bir oyun karakteri olan pekmenlerimiz var ve ağızlarında belli açılar var, açılar oluşturuyor. Biz açı ölçerimizde şu anda bu açıları ölçeceğiz hep birlikte. İlk olarak şu görebilmeniz adına şuradaki açıyı bir kağıda çizmek istiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle kollarını yapayım. Hatta isimlendirelim. A, O, B açısı olsun. Şimdi bunu ölçerken açımda iki tane kolum var. İstediğimiz kolu seçerek açı ölçerimi yerleştiriyorum. Açımın köşesi şurası. Bu köşenin şunun içine gelecek şekilde yerleştirmeye dikkat edelim. Yerleştirdim. Şöyle. Evet. Bakıyorum. Yüz dereceye tekabül ediyor. Şimdi burada hem 100 derece var hem 80 derece var. Küçük olan mı, büyük olanı mı seçeceğimize şöyle karar veriyoruz çocuklar. Şimdi ben bu açıya bakıyorum. Eğer tam olarak şöyle olsaydı, çok küçük bir ayrıntı var ama şöyle olsaydı bu açım 90 derece olacaktı. Çok ufak da olsa, çok gözle direkt bakıldığında fark edilemeyecek kadar küçük de olsa 90 dereceden büyük olduğunu görüyorum. O yüzden de büyük olanı seçmem gerektiğine karar verip 100 derece diyorum bu açı için. O zaman üzerine şöyle yazalım. Daha sonra bunları eşleştireceğiz. Sıradaki açımıza bakalım. Yine bu kola yerleştireceğiz. Az önce söylediğim gibi şu köşesine gelecek şekilde ve şu kolun üzerine gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi diğer kolun hangi sayıyı gösterdiğine bakacağım. Şöyle yerleştireyim, kaydı biraz. Evet. Bakıyorum. 140 derece ile 40 dereceyi gösteriyor. Hemen şöyle açıma bir bakıyorum. Sizce bu dar açı mıdır, geniş açı mıdır? Tabii ki de geniş açıdır. O zaman büyük olanı seçmeye karar veriyorum ve 140 derecedir diyorum. Buna bakalım. Şöyle yerleştirdim, köşeye gelecek gibi. Ve diğer kolun hangi açıyı gösterdiğine bakıyorum ve 130 dereceyi gösterdiğini görebiliyorum. 130 derece. Şimdi buna bakalım. Şöyle. Evet, bakıyorum. 80 mi 100 mü hangisine karar vereceğim? Açım bakın biraz daraldı artık dik açıdan biraz daha dar. O yüzden küçük olanı seçiyorum. Sağ tarafa geldiğinde küçük olanları seçiyoruz diye de düşünebiliriz. Ama bu kolu yerleştirdiğimiz kısma göre değişebileceği için yine de dikkat etmemiz gerekiyor. Dar açımı, geniş açımı önce onu bir tespit etmemiz gerekiyor. Burada 80 dereceyi gösteriyor. Şöyle. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Eğer bu koldan değil de şöyle yaparsam, şöyle baktığımda, hani sağ sol diye ezber yapmak çok doğru değil. Çünkü eğer bu koldan açı ölçerimi yerleştirirsem buraya baktığımda yüzü gösteriyor diye düşünebilirsiniz. Fakat şöyle açımıza baktığımızda bunun artık dara doğru gittiğini görmekteyiz. O yüzden de küçük olanı seçmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Buna dikkat ediyoruz çocuklar. Şimdi buna bakalım. Yerleştirdim açımı. Hangi kol olduğunun hiçbir önemi yok. Ve
hangi hizaya gidiyor? Bakıyorum 50 ve 130. Biz hangisini seçeceğiz? Tabii ki de bu gözle görünür bir şekilde dar bir açı. O yüzden küçük olanı seçeceğim ve 50 derece diyeceğim. Buna bakalım. Hemen yerleştirdim kolun birisini. Ve yine bakıyorum. Küçük olanı seçmem gerekiyor dar açı olduğu için. 40 derece. Bakın bu 90 dereceden çok çok büyük bir açı. O yüzden burada ne yapmamız gerekiyor? Büyük olan açıyı seçmemiz gerekecek. Şöyle yerleştirdim. Doğru yerleştirmeye özen gösteriyorum. Evet, baktığımda 160 dereceyi göstermekte. Şuna bakalım. Bunda da aynı şekilde büyüğü seçmemiz gerekecek. Hemen yerleştirelim. Evet. Bir saniye. Şurası ortaya gelecek. Evet, yerleştirdim şimdi. Ve 150, şöyle tutayım kaymasın. 150 dereceye tekabül ediyor. Şuna bakalım. Bu gayet nedir? Dar açıdır. O zaman burada küçük olan açıyı seçmemiz gerekiyor. Küçük olan sayıyı. Hemen kollarımdan bir tanesine gelecek şekilde yerleştirdim burayı düz bir şekilde. Diğer kolun gösterdiği açıyı ölçmeye çalışacağım şimdi. Şöyle. Evet, burada şöyle küçük olana bakmamız gerekiyor demiştik. Dar açı olduğu için ve 20 derece. Yine dar bir açımız var. Küçük olana bakacağız. Yerleştirdim. Bu defa bakıyorum 30 derecede. Buna bakıyorum hemen. Ortaya yerleştirdim. Bakın. Şu kolu yerleştirdiğimizi varsayalım ve diğer kola bakmamız gerekiyordu. Büyük olana bakmam gerekiyor ve neyi görüyorum? 180 derece olduğunu. Evet, buradaki açımıza bakalım. Yerleştirdim. Bu defa büyük olanı seçmemiz gerekiyor. Açımız geniş bir açı. 90 dereceden büyük bir açı çünkü. 110 dereceyi alıyoruz o yüzden. Buna bakalım. Evet, bu da yine büyük olanı almamız gerekiyor. 90 dereceden büyük olduğu için 120 derece. Buna bakalım şimdi. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Buna 180 derece demiştik. Gördüğünüz gibi bu tam bir daire şeklinde. Şöyle yerleştirdiğimi düşünelim ya da şöyle yapalım. Bu bunun tam yarısı ölçüsünde. Dolayısıyla bunun içinde biz ne diyeceğiz? 180'in iki katı. İsterseniz hesaplayabilirsiniz. 360 derece diyeceğiz içi için. Ama tabii ağzında herhangi bir açı oluşturmadığı için genel halini düşüneceğiz. Evet, açılarımız bu şekilde. Bir sonraki videomuzda bu açılarımızı açı çeşitlerine göre yerleştirip eşleştireceğiz. Hoşça kalın çocuklar.